Evet, başkentte karşılaşma golle başladı. 4. dakikada Rozier'in asistinde Raşit Gezal 1-0 öne geçirdi Beşiktaş'ı. Ardından iki takımın da yakaladığı önemli fırsatlar vardı ama başka gol olmadı. Feyyaz Uçar Hoca ile birlikteyiz. Evet. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. İlginç bir maç izliyoruz. Bir kere keyifli bir maç izliyoruz. Evet. Yani herhalde işte haftada 10 maçın birinde bu keyfi alıyoruz. Evet, bugün zemin güzel. Zemin güzel. Hava soğuk ama zemin güzel. Pas yapmaya müsait. İki takım da top oynamaya çalışıyor. Özellikle Beşiktaş pas oyununda müthiş başarılı. Dolayısıyla o ortaya keyif alınacak bir maç çıkıyor. Peki 4. dakikadaki golle başlayalım. Gezal özel bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Yani ne diyelim ona? Plase diyemiyoruz, ayak içi diyemiyoruz, şut diyemiyoruz. Böyle bir gol, sadece gol olsun diye vurulan bir vuruş. Harika bir uzak köşeye, kalecinin uzanamayacağı yere. Hafif falsolu. Harika bir gol vuruşu gördük. Onun dışında iki tane de asisti var ki kullanılamayan iki tane asist var. Müthiş. Gezal'ın golünün dışında yaptığı iki asisti hakikaten, yani o hep diyoruz ya, Gezal da at yapıyor. Hakikaten de bugün de iki üç tane öyle pozisyon var. Müthiş pasları var. Hocam, Rozier bıraktı Gezal'e. Gezal topu aldı, böyle rakibinden sıyrıldı. O anda Abubakar Gezal'le kale arasındaydı. Pas beklemedi. Direkt eğildi orada. Gezal'in ne yapacağını da öngördü sanki. Biraz takım zaten olmak bu değil mi? Evet. Şut alanına girmişti Gezal. Orada da Abubakar da onu gördü. Orada neyi vurabileceğini de herhalde idmanlarda test etmiştir. Dolayısıyla hiçbir hamle yapmadı ama ceza sahasına uzak pozisyonlarda her birinde dikkat ediyorsan Abubakar mutlaka defansın arkasına koşu atıyor. Ve Gezal da oralara böyle bir eşapé dediğimiz böyle bir aşırtma topla Abubakar'ı buluşturmaya çalışıyor. Bu işte çok iyiler. Orada bir ikili uyum var. Artı Rozier ile Gezal'ın müthiş bir uyumu var. Tabii ki Rozier'in öne gelip Gezal'a yardımcı olması, bindirme yapması, boşa çıkıp top alması Gezal'ı çok rahatlattı. Bugün Gezal'ın rahatlığının bir diğer sebebi de Laiç'in çok istekli arzulu olması. Takımın pas gücünü biraz üstüne aldı Laiç. Bu da Gezal'ın yeteneklerini, özel yeteneklerini ortaya koyması için bir fırsat sağlıyor. Peki Necip Wellington? Hoca birileri oynayacak demişti. Evet. O birileri Necip. Yine Necip oldu. O birileri nedense hep başkaları olmuyor, Necip oluyor. Nerede bir eksik varsa Necip'i oraya yamıyoruz. O da elinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyor. Artık Necip'le ilgili herhalde mevkisiz oyuncu diyeceğiz. Yani ne oynar Necip sence? Mevkisi nedir? Her yerde izledim. Her yerine sağ bek izledim, ön libero izledim, merkez orta saha izledim, aslında stoper izledim, ön libero. Sol bek de izledim. Ama sadece kendi yerinde oynayamıyor kardeşim. Başka evet, her yerde sadece oynuyor. Öyle bir talihsizliği var ama iyi oynuyor. Yani yürekten oynuyor en azından. Evet. Ama tabii orada bir stoper olmanın verdiği o öngörü, pozisyon anlayışı, kademe anlayışı biraz tabii Necip'te yok. Dikine atılan toplarda, araya atılan toplarda biraz problem yaşıyor Beşiktaş. İkinci golü bulması lazım. Yoksa sol bekte de Dorukhan var. Kademelerde sıkıntı olabilir, birebirlerde sıkıntı olabilir. Problem yaşanabilir. İlerleyen dakikalarda ki Gençler Birliği'nin forvetinde de hakikaten Kandeya, Sefa ve Ayite gibi etkili oyuncular var. Yani boşta kalınca, rahat bırakınca çok iyi işler yapabilecek oyuncular var. Beşiktaş bu maçı kazanmak istiyorsa ikinci golü bulmalı, yoksa 45, ikinci 45 geçmez. Özellikle Kandayas'ta yakaladıkları fırsatlar vardı. Kaleyi evet, denediği pozisyonlar vardı. Bir pozisyon karşı karşıya kaldılar. Ersin'in zamanlaması yine muhteşemdi. Ersin çok iyi bir çıkış yaptı. Orada Wellington'a pozisyon öncesi Ayite'nin sanıyorum bir faul gibi bir şey vardı. Gol olsaydı döner miydi Vardan ama tabii ki orada Ersin'in kurtarışı da çok değerli. Kandiyas aslında o tip pozisyonlarda başarılıdır. Topun dibine girer diye bekledim ama Ersin'in kurtarabileceği bir vuruş yaptı. Ersin de büyüdüğü için, yani açıyı çok iyi yaptığı için, alanı daralttığı için pozisyonu kurtarma başarısını gösterdi. Peki bugün merkezde Souza, Atiba klasik ve Adem'i tercih etmiş Sergen Hoca. İlk yarı Adem'le hiç nasıl buldunuz? Adem'i çok istekli arzulu. Birinci dakikadan beri belki de sezonun en iyi oyununu oynuyor bana göre. Top rakipteyken de basmaya çalışıyor. Abubakar'a bir yardımcı olarak, ikinci bir adam olarak önde preste yardımcı olmaya çalışıyor. Artı top Beşiktaş'tayken hep boşta. Şu ana kadar aldığı pas sayısı yeterli, doğru pası yeterli. Dediğim gibi onun bu oyunu takımdaki diğer arkadaşlarını da rahatlatıyor.
İkinci yarı Cenk Tosun'u oyuna bekliyor musunuz? Ben sol tarafta Larin'in ilerleyen dakikalarda yerini Cenk Tosun'a bırakabilir diye düşünüyorum. Ya da Abubakar'ın yorgunluğuyla alakalı olarak, ama Cenk Tosun ikinci yarı oyuna girer. Yine önemli alternatiflerden biri Kevin Enkudu o kanat için. Biraz da fazla markajı altında kaldı gibi geldi bana Larin. Yani rakipleri evet, de artık Larin'e çok yakın oldu. Larin artık çözüldü. Yani o sola çıktı, ne yapar, nasıl yapar, nasıl oynar gibi endişeler attığı gollerle bir anda rakibin endişesi haline geldi. Beşiktaş'ın endişesinden çıktı, rakibe endişe vermeye başladı. Artık rakipler de Larin'i özellikle arka alanda ikinci direkte boş bırakmamaya çalışıyorlar. Top yakındayken Larin'e de, top ayağındayken Larin'e de yakın oynuyorlar. Larin bu gibi durumlarda pek başarılı değil Enkudu kadar. Son zamanlarda izlediğim en iyi gençler birliği takımından biri. Son 7-8 haftada takip ettiğim kadarıyla. Bu biraz da rakibin Beşiktaş olmasıyla mı alakalı, yoksa gençler birliği de üzerine koyarak ilerliyor mu? Şimdi rakibin kim olduğu çok değerli, çok önemli Mustafa. Rakibin Beşiktaş gibi top oynamaya çalışan bir rakip olursa sen de top oynamaya çalışıyorsun. Ortaya konulan oyunlar tek taraflı olmaz genelde sahadaki maçlarda. Biraz rakibinle alakalıdır. Rakibin tekme atıyorsa sen de tekme atarsın. Rakibin defans yapıyorsa sen de defans yaparsın. Rakibin futbol oynamaya çalışıyorsa sen de geri kalmamaya çalışırsın. Futbol oynamaya çalışırsın. Çünkü zaten adam iyi işleri yapıyordur. Sana top ayağına geldiği zaman fırsat geliyordur. Onda da sen de iyi işler yapmaya çalışırsın. Bu biraz Gençler Birliği'nin bu güzel oyunu rakibiyle alakalı. Biraz değil, %100 alakalı. Ama Beşiktaş açısından da en büyük artı, belki daha keyifli bir maç izliyor olmamızın sebebi, Gençler Birliği'nin de negatif oyundan ziyade futbol oynuyor olması değil mi? Hücuma evet. Çıkıyor, kanatları kullanıyor, merkezi kullanıyor, her şeyi yaptılar. Ya aslında Gençler Birliği takımında iyi oynadığı maçlar var sezon başından beri. Yani bir iyi başladılar, sonra bir tökezlediler, bir hoca değişikliğine gittiler. Kötü başladıkları zamandan sonra bir İyi bir dönemleri oldu Nobre ile birlikte. Sonra tekrar toparlamayınca hoca değişikliğine gidildi. Sanıyorum bu üçüncü hocaları. İnşallah rekor kırmazlar sezon sonuna kadar. Hoş bir şey değil tabii ki. Ama gördüğüm kadarıyla altı parmak biraz takıma değmiş. Çünkü Mehmet de eski kardeşimizdir. Genelde futbol oynatmaya çalışan bir teknik adamdır. Onun da mutlaka etkisi var bugünkü iyi oyunda Gençler Birliği adına. Peki maçın rakamlarına da bakalım isterseniz. Topla oynamada %35-65 Beşiktaş'ın net bir üstünlüğü var değerli izleyiciler. Köşe vuruşları 1-3, offside sadece bir kere Gençler Birliği. Faul 9-2, ikili mücadele %50-50. İki sarı kart Gençler Birliği'nde Ayite ve Dominik Furman'a çıktı. Maçın diğer rakamlarına da bakalım. Top kapma 4-4, pas arası 10-11, uzaklaştırma 8-8, şut engelleme 2-3, çok yakın rakamlar. Burada biraz işler değişiyor. Pas rakamlarında isabetli pas Beşiktaş 280, Gençler Birliği 124. İsabetli pas yüzdesi %70'e %85. Rakip sahada pas %60'a %78. Ceza alanının orta 8'e 9. Burada en değerli istatistik rakip sahada yapılan %78'lik oran. Müthiş bir oran. Çünkü eğer rakip sahada bu kadar pas yapıyorsan demek ki oyunun gereğini yeterince yerine getiriyorsun. Kendi sahanda bu sayının hiçbir önemi yok Mustafa. Evet. Bu çok değerli. Yani bunu seyircilerimiz, futbol severler biraz ciddiye alsınlar. Yani topa sahip olmak demek rakip sahada ne kadar sahip olduğun önemli. Kendi sahanda çevirebilirsin. Kalecini de oyuna koyarsın. 5'e 2 gibi oynarsın maç boyunca. Vakit geçirirsin. O sadece zaman öldürmek. Ama rakip sahada yapabiliyorsan demek ki sen iyi takımsın. Bazı şeyleri açmışsın. Ve bir şeyleri sahada arıyorsun demektir. Evet. Rakip yani yer alanda. Pozisyon arıyorsun. Ara pası arıyorsun. Şut arıyorsun. Yani rakip sahada oynuyorsan tek kale oynuyorsun zaten demektir. Yani %78 müthiş bir oran. Bu iyi işler yapmaya çalışan bir takımsın demektir. Önün açıktır senin artık. Isı haritasında Beşiktaş'ın ısı haritası tabi Gezel Rozier işbirliğini gösteriyor herhalde. Evet, orada sağ taraf Alev. Sağ taraf Alev Alev. Genelde Gençler Birliği de diğer taraftan Kande Yes'in tarafından gelmeye çalışmış. Orada net olarak iki takımın da geldiği kanatı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Johansson çok yakın oynadı. Mümkün olduğunca her pozisyonda Larin'le. Ve Kandias'ı da yalnız bırakmamak adına önemli koşulları vardı. Isı haritaları takımların böyle yansıyor.
Yedek kulübelerine de bakalım. Gençler Birliği'nde Übeyt, Halil İbrahim, Mustafa Akbaş, Ömürcan, Rahmetullah Berişpek, Murat Yıldırım, Stanko, Sirdan, İlker ve Gökhan var. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emre Bilgin, Utku, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi, Kevin Enkudu, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Aydın Hasiç ve Cenk Tosun var. Beşiktaş taraftarının üzerine titrediği isim tabi Hasiç. Yani girsin ve hepimizi heyecanlandırsın, bir şeyler yapsın diye evet. Genç arkadaşımızı bekliyorlar. Ümraniye Spor'da güzel bir yıl geçirdi kiralık olarak geçtiğimiz sezon hocam. Bu sezonda hani uzun bir aradan sonra forma giyince Konya maçı kolay olmuyor değil mi? Evet. Biraz eleştirildi ama biraz acımasız da geldi. Yok, aslında işte İyi başladı oyuna. Ben de maçtaydım. Sonra tabii biraz fiziki olarak bir de maç kondisyonu eksikliği ki çok önemli bir eksikliktir. Çünkü maç kondisyonunu idmanda kazanamazsın, hiçbir şeyde kazanamazsın. Maçta kazanılması gereken bir şeydir. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol, mutlaka ilk maçlarda, en azından ilk yarısında bu sıkıntıyı yaşarsın. Hasiç de o sıkıntıyı yaşadı. Yedek kulübelerinde Stanko'yu görebiliriz ikinci yarı Gençler Birliği adına. Çünkü zaten bu tip maçlarda etkili bir oyuncudur. Üç büyüklere çok gol atmışlığı vardır. Mutlaka hocası da ona bir şans verecektir. Beşiktaş yedek kulübesi açısından biraz daha avantajlı. Oyuna sokabileceği Enkudu, Cenk gibi çok değerli oyuncular var. Mensah var. Sergen'in hamle şeyi daha avantajlı. Diğer yandan Bernard Mensah, fikrinizi merak ettiğim husus. Beşiktaş'ın o bölgesi mi çok iyi? Mensah mı biraz beklentilerin altında kaldı acaba size göre? Şimdi şöyle bir şey var Mustafa. Anadolu takımlarında sivrilen oyunculara hemen böyle bir şişirme şeyi vardır Türkiye'de. Bir anda adamları yıldız oyuncu yaparız. Yıldız oyuncu olup olmadıklarını geldikleri zaman görürüz üç büyükleri. Mensah da şu anda geldiği takımdaki performansını sergileyemiyor. Ama orada hakikaten çok değerli oyuncular var. Laiç var. Yani orada şu anda forma girmiş bir oyuncu. Forvet arkası oynayabilecek. Yine Gezal da zaman zaman orada kullanılabilir. Beşiktaş'ın orada Atiba da önde baskı gerektiğinde orada oynuyor. Yani onların arasından Mensah'ın şu anda sıyrılması, ki seyrettiğimiz Laiç'e karşı biraz zor. Yani Mensah'ın üstüne bir şeyler koyması lazım. Bir de kupa maçında kaçırdığı bir penaltı var. Yani orada kötü bir penaltı attı. Oyunda biraz daha fazla olması lazım. Biraz daha ara pası atması lazım. Yani bugünkü seyrettiğin Beşiktaş'ta yani Laiç'le Gezal'ı çıkarıp oraya Mensah'ı koyamazsın. Ki Adem Laiç'in rakamları ilk yarı 48 topla buluşma, 37 isabetli pas, isabetli pas yüzdesi %93. 3 kez ikili mücadeleye girip birini alıyor genel rakamları oyuncunun. 2 şut, 3 orta, 1 şut pası, 1 ara pası. Yani bir asist yok. Bir asist de yaparsa bunun üstüne taşlandırmış olacak. Çok değerli bir istatistik. Yani bir forvet arkası oyuncusu herhalde bu kadarını yapar 45 dakika içerisinde. Atiba'nın rakamlarını da arkadaşlarımızdan rica edelim. Klasikleşen rakamlar tabii ama 44 topla buluşma, 37 isabetli pas, %95 pas yüzdesi yakalıyor. 3 ikili mücadele ikisini kazanıyor. Genel rakamları Atiba'nın. Atiba'nın tabii pas konusunda bir sıkıntısı yok. Pas yüzdesi konusunda da hiçbir sıkıntısı yok. Sadece biraz ikili mücadelede girdiği pozisyonlarda 3'te 2'sini kaybetmiş. Biraz daha fazla o bölgede oynayan bir oyuncu için biraz daha yüksek olması lazım o sayının. Yani daha fazla ikili mücadeleye girip daha fazla kazanması lazım. Biraz ikili mücadelelerden kaçmış gibi gözüküyor. Hocam Josef'in rakamları da ekranlarınızda, ikili mücadele 4'te 4. Evet, yani işte ön libero budur abi. Evet. Aslında bu da az ama o Beşiktaş'ın oyun sisteminden kaynaklanan bir şey. Beşiktaş'ta topun çok daha fazla olduğundan dolayı doğal olarak rakipte az olan top sebebiyle ikili mücadele sadece 4 tane fırsat bulmuş. Onda da 4'ünü de almış De Souza. Son soru. Bu karşılaşma böyle gider, en fazla bir gol daha izleriz mi, yoksa İlk yarıda yakaladılar fırsatları ama ikinci yarıda daha fazla golü görürüz mü? Bir gol, yani goller görebiliriz. Çünkü mutlaka Gençler Birliği skor eşitleme adına, ki tepkiye başladı. Maçın başındaki o ürkekliği attı, üstünden zorlamaya başladı. Mutlaka hamle de yapacaktır hocası. Çünkü Beşiktaş defansında tabii ki bir sıkıntı var, mevkisinde olmayan. En azından sol bekte Dorukhan var. İdare etmeye çalışıyor. Biraz da donuk. Oradan zorluyorlar zaten Kandayas'la birlikte. Oradan gelmeye devam edecek.
Bu ne olacak? Bir kontrada Beşiktaş ikinci golü bulabilir. 1-1 olursa yine Beşiktaş yüklenecek. Ben ikinci yarıda birkaç gol daha bekliyorum. Mutlaka oyuncular puan tablosunu hatırlayarak, bilerek sahaya çıkıyorlar. Yarışın ne durumda olduğunu gayet iyi biliyor herkes. Ya şimdi iki takımın da hedefi var. Gençler Birliği'nin hedefi ligde kalmak. Beşiktaş'ın da şampiyonluk. Yani hedefsiz değil iki takım da. Dolayısıyla elinden geleni yapacaklardır. Evet, bu arada oyuncular ısınmaya devam ediyor. Yavaş yavaş takımlar sahaya çıkacak. Değerli izleyiciler, Cenk Tosun'u ciddi şekilde hazırlanırken görüyoruz. Devre arasında hocanın, Saygın Hoca'nın önemli alternatiflerinden biri. İlk yarıda Gezal'in muazzam bir golü vardı. Feyyaz Hoca yayının başında, devre arasının başında Gezal'in golünü anlattı. Hani plase mi diyelim buna, ne diyelim, ama gol vuruşu diyelim diye işe özetledik. Çünkü müthiş falsolu bir top gönderdi Gençler Birliği kalecisine. Kaleci Nordfeld'i çaresiz bırakan bir toptu. Kalecilerin en sevmediği top. Yani iki kaleci lazım dedikleri pozisyonlardan biri hocam, tam evet, köşeye. Yetişemedi zaten. Yani uzandı, aslında fiziki olarak iyi bir kaleci. Ama dediğin gibi yani tam uzanamayacağı yere gitti top. Ki oraya doğru bir adım da atıyor kaleci. Hissediyor onu. Buna rağmen yetmiyor. Yani o topları kurtarabilecek kaleci sayısı azdır. Yani kalecilerin çaresiz kaldığı durumlar. Evet. Ve içeriye falso alıyor top bir de. O da tabii. O da sıkıntı tabii. Uzağa gidip içeriye dönen bir top. Sen uzanana kadar top girmiş oluyor. Ters kolla uzanan bazı kaleciler vardır. Belki öyle bir şansı olabilirdi ama onu da her kaleci yapamaz ters kolla. Bu arada kar yağışı da muazzam seviyede devam ediyor. İstanbul'daki kadar yağıyor Ankara'da da. Yurdun genelinde kar yağışı etkili ama zemin futbolcuları zorlayacak seviyede değil. Evet, takımlar şimdi oyun alanına geldiler değerli izleyiciler. Biz maçın ardından Feyyaz Hoca ile birlikte Artı Futbol'da huzurlarınızda olacağız. Şimdi sözü Kerem Can Bulat'a ve konuklarına bırakalım.